Sibel'cim bir şey sormak istiyorum canım ya. Siz kayınvalidenle böyle sürekli tartışıyorsunuz ya. Evet. Ailen, annen, baban buna sorun çıkarmıyor mu? Sorun etmiyor mu canım? Ya şimdi kızlar, annem arkamda, yani sonuna kadar arkamda ama benim yaşadığım bazı şeyler var. Yani madem sordun, hani konu açıldı diye söylüyorum. Bu konudan bahsetmekten hiç hoşlanmıyorum. Ben bunu burada bir kere anlatacağım ve ben bu konunun burada kesinlikle kapanmasını istiyorum. O da sırf sorduğun için, hani baba kelimesi orada geçtiği için söylüyorum. Evet, yani şu an bile böyle düşünürken bile sesim titriyor zaten. Annem babam ayrı benim. Babam yaşıyor. Ama kendisiyle görüşmüyorum. Gerçekten hani en son olmasını isteyeceğim şeyi yaşadılar. Ya belki de bu yüzden aslında hani benim bu işte şımarık, nasıl söyleyeyim, hani istediklerimin olmaması, bu hani çıkışmalarım belki bu yüzden, bilmiyorum. Yani bu öfkelerim, bu sert tavırlarım. Bir sebepten, hiçbir kadının başına gelmesini istemediğimiz bir sebepten dolayı ayrıldılar. Zaten başka birileri girdi araya. Yani hani siz ne demek istediğimi anladınız. Başka birileri girdi yani hani... Çok kötü bir durum ya. Hiçbir kadının yaşamasını istemeyeceğimiz şeyler. Biz yani çok mesela, ben üniversite 1'e gidiyordum. O zaman en iyi evde, en iyi yerde oturuyorduk. Yani denizin en iyi mekanında oturuyorduk, yerinde oturuyorduk. Ve ben bir anda 1+1 bir aparta taşındık biz annemle. Yani böyle hani bildiğiniz böyle tepeden aldı, böyle biri bizi aşağıya attı. Yani aşağı demek istemiyorum çünkü çok büyük tecrübeleri oldu bana. Hayat olarak çok güzel şeyler öğrendim. Ben şu an bunu anlatıyorum ama insanlar da hani böyle şeyler yaşayanlar varsa lütfen umutsuzluğa kapılmasın. Bir kadın, yani iki kadının gücüyle biz ayakta kaldık. Tek başımıza elin memleketinde dimdik ayakta durduk. Ve bana kimse de, baba tarafından bahsediyorum, kızım nasılsın demedi. Çok ayıp ya. Çok nasıl üzücü, böyle yaparlar ya? Ya düşünsenize, üniversite 1'im ya. Anne baban ayrılabilir, çok doğal bir şey bu hayatta ama yani bir amca olaraktan amca varsa ben amcamı, da... Ben yolda görsem tanımam amcalarımı. Gerçekten. Halamı, amcamı, kuzenlerimi tanımam tabii. Yani tabii hani bizim belki gurbetli olmamızın etkisi de olabilir bu. Hani başka şehirlerde olmamızın etkisi de olabilir ama yani üniversite okuyorum. Yani kızım nasılsın ya? Para, yani bir paraya ihtiyacın var mı? Nasılsın? İyi misin? Sen nasıl geçiniyorsun? Yani bunlar çok zor süreçlerdi. Üzülme Sibel. Sen annenle kendin çok güçlü bir kadınsın. Ya belki bilmiyorsunuzdur. Hani mesleğim matematik öğretmeniyim. Hatta bu yüzden dolayı da hani uzadı okulum. Gittim bir dershaneyle anlaştım. 25 TL'ye de özel ders veriyordum. O zamanın parası. Şimdi düşünün, matematik öğretmenlerinin özel derslerden kazandıklarını belki az çok biliyorsunuzdur. Evet. 25 TL otobüsü, 5 lira otobüs parası ayırıyordum. Sırf annemden bir kuruş para istememek için. Evet. Ay. İnan. Yani ben gerçekten iki kadın olarak çok güçlü ayağa kalktık. Yani biz başardıysak ben bunun herkesin başaracağına inanıyorum. Annemi çok seviyorum. O benim canım ciğerim, kardeşimi de çok seviyorum. Bir de erkek kardeşim var benim. Çok çok seviyorum onu. Gerçekten çok güçlü bir kadın. İyi ki onun gibi bir annem var. Buradan eğer beni izliyorsa ağladığım için sakın üzülmesin. Çünkü yani ben olmasa ne yapardım bilmiyorum yani. Üzülme Sibel. Gurur duy bence annenle. Gerçekten senin gibi ve kardeşin gibi bir evlat yetiştirdiği için yalnız bir kadın olarak bence de annenle gurur duy. Anne mükemmel bir insan. Hani ben babamı da çok seviyorum. Bak ben hamileydim. Mesaj attım baba dedim. Düğünüme falan gelmedi bu arada. Çünkü çağırmadım. Çünkü çok öfkeliydim. Mesaj attım hamileydim. Dedim ki hani... Ya bir aramızdaki buzları eritmek yani amaç, anlatabiliyor muyum? Ben bunu yapmak zorunda değilim aslında. Yani bir büyüm olarak düşündüm çünkü onu çok özledim. Mesaj attım. Torunuyla arasına girmek istemedim. Çünkü ben bu yaşananları yaşatmak istemedim ona. Ve mesaj attım ve mesajıma hani çok değişik bir cevapla geri döndü. Ben doğurdum.
baba nasılsın dedi. Bak nasılsın diye mesaj attım. Çok iyiyim. Bak çok iyiyim. Sen nasılsın? Kızım hamilesin. Bebek nasıl? Olacak yani, için ya, olacak için. Yazık. Bu nasıl bir baba, yani babalığını sorgulamak istemiyorum ama yani böyle insanlara da baba dertmez ya. Yani. Dede oluyorsun, sen nasıl böyle bir tepki verebiliyorsun ki, insan koşa koşa gider yani. O yüzden ayrıldıysa yani, annenden ayrıldı yani. Sen nasıl böyle bir sahip bırakabiliyor? Şu an var ya, bütün tüylerim diken diken, damarlarım çekildi sanki. Evet Sibel. Çünkü yani gözümde canlandıramıyorum. Çünkü öyle bir sevgisizlikle büyümedim. Ya ben, sevgiyle büyüdüm. Kızım, hani karşılaştıramıyorum aradaki sevgisizliği. Nasıl ben, olabilir gelemiyorum bile. Kızım doğduğunda eşime yüklediğim şey şu oldu. Ona sahip çıkken yani biz aramızda ne yaşanırsa yaşansın, onun arkasında dursun istedim. Sibel, sen çok güçlü bir kadınsın. Annen de o şekilde. Ben senin bu konuda tamamen yanındayım. Ağlamanı da istemiyorum. Siz çok güçlüymüşsünüz. Seni güçlüyüm. Sizi yerim ben. Herkesin bir derdi var içerisinde. Gel. Ben seni yerim. Gerçekten. Anneciğini de tebrik ediyorum. Vallahi. O kadar terlemiş ki ağlamaktan kıyamam. Hiçbir şey karşıdan göründüğü gibi değil, değil mi şimdi? Belki siz bile eleştiriyorsunuz ya kaç gündür. Hayır değil. Öyle şımarık, böyle şımarık kızın ne derdi varmış, gördünüz mü içinde? Yönetmenim çok oynayacak havada değiliz sanki. Seninle de bol bol dertleşiriz kritikte. Tadım, yorum, puanlama zamanı. Bakalım kızlar neler yapmış.